Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size özellikle kümeslerdeki yazın en büyük sorunumuz olan sıcaklık, kışında soğukluk. Bunu anlatmaya çalışacağım. Lütfen dikkatinizi iyi verin. Bir, ikincisi sizden bir ricam daha var. Biz bu YouTube kanalını yaptık. Hastalıklarla alakalı her türlü şey bu grupta mevcut. Videoları başından sonuna izleyin. Ayrıca reklamları da izleyin. Çünkü bu kanalın kazandığı tek kuruş, her kuruş size yarışma olarak, size çekiliş olarak geri dönecektir. Yani bunu kendi kanalınız olarak benimseyin. Kendi kanalınız olarak da destekleyin. İzleyin, arkadaşlarınızı da davet edin. Şimdi size, önümde kümesim var. Burada kümesle ilgili anlatacağım size. Yazın en büyük sorunu göz sulanması, burun akıntısı, gırtlakta balgam, hıçkırık, nefes darlığı. Bunların tamamı sıcak kaynaklı, toz kaynaklı. Bunları anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar ne kadar ilaç kullanırsanız kullanın ki kullanmanızı istemiyoruz. Doğal kümes yaparsanız ilaç kullanmazsınız. Bunu anlatacağım size ve bir de kendi kuşlarımı da göstereceğim size. Ben bu yazın hiç sorun yaşamıyorum. Neden yaşamadığımı anlatacağım size. Çok iyi izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben kamerayı alacağım kümese doğru. Anlatmaya geçeceğim. Tek başıma çektiğim için kendim olmayacağım profilde. Onun için lütfen iyi izleyin. Arkadaşlar birinci altın kural. Bakınız bu benim kümesim. Havalandırmayla alakalı bakınız buradan bir delik var. Hava giriyor. Kümesimiz ufaktır bize yetecek kadar. Burada da kapının üstü komple teldir. Yani o alttan giren hava buradan çıkıyor. Bu birinci kural. İkinci kural kümesinizi beyaza boyatın. Çünkü beyaz sıcağı iter. Almaz yani. Renkli boyalar alır. Betonarme bir kümesten bahsediyoruz şu anda. Beyaza boyatın. Üçüncüsü, bakınız yakınlaştırayım arkadaşlar. Şöyle. Bakınız burada iki sıra köpük var. Üst üste çaprazlama dizilmiş. Aralarına boşluk vermeden. Burada da fazlalık vardı. Üst sıra yaptık onu. İki sıra. Ve Ethernet'in altını görüyor musunuz? Yine boş. Yapışık da değil. İki sıra böyle köpük yaptık. Köpükten sonra da Ethernet'i koyuyoruz. Şöyle yapayım. Ethernet'i koyduktan sonra bakınız üzerine çıkayım. Ethernet'in üstünü komple asma yapmışım. Görüyor musunuz? Asma. Bu kümesin arka tarafında da komşunun bir asmalığı vardır. Bir de o arka yüzüne gölgelik yapıyor. Ve buradan da sağından solundan asmaları büyütüyorum böyle. Duvarları kaplayacak şekilde. Şimdi bu kümesin içi komple serin. Bu birinci kural arkadaşlar. Bakın şöyle uzaktan göstereyim. İki sıra köpük var. Ethernet var. Ethernet'in üzerine asma var. İnanın bana hiç sıcağı kümes geçirmiyor. Bunu siz sarmaşıktan da yapabilirsiniz. Şimdi kuşlara gelelim arkadaşlar. Şimdi benim kuşlarımda hiçbir rahatsızlık yok. Hiçbir rahatsızlık. Ama içerisi o kadar serin ki, inanın o kadar serin ki anlatamam. Ve bu şekilde. Hiçbir sağlık problemleri yok. İçerisi çok serin. Kışın da sıcak oluyor arkadaşlar bu sistemle. Yani her şey örttüğü için kümesi dışarıdan bu da sıcak oluyor. Evet. Yumurtayı kaydırmış. İnşallah soğumamıştır. İnşallah soğumamıştır. Allah Allah. Bizim kuşlarımızda böyle arkadaşlar. Sağlık problemleri yok. Ama kümesimiz şu anda çok güzel. İnanın bana çok güzel. Şu anda süper bir ısı olayı var. Yani serinlemek istiyorsan kümese gireceksin. O derece oluyor. Çünkü dışarıdan dolayı kaynaklanıyor bu. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.